Uzatmadan alerjiyle başlayalım. Alerji nedir? Alerji nedir? Alerji bünyenin bazı maddelere karşı aşırı reaksiyon göstermesidir. Bu maddeler nedir? Bunlara alerjen denir. Mesela nedir? Ev tozları. İlkbaharda başlayıp sonbahara kadar devam eden bitkiler çiçek açmaya başladı mı? Bunların yaymış olduğu polenler, hayvanların kıl ve tüyleri vesaire. Yani birçok mevsimsel alerji var ve sürekli devam eden alerji var. Sürekli devam eden ediyorsa alerji, bu genellikle ev tozu. Ev tozu neden insan alerji gösterir? Yatakta, yastıkta, yorganda ve kişinin oturduğu koltukta deri döküntüsü oluşur. Yani derisi yaşlı, eski deriler dökülür. Bu derilerle de uyuz böceği dediğimiz akarlar beslenir. Akarlar gözükmez. Akarları lupa ile veyahut da mikroskopla görebilirsiniz. Bir santimde, bir santimetre karede milyonlarca akar olabilir. Bunlar uyuz böceği denir veya akar denir. Bazen akarlar mikrop da taşıyabilir. Mesela bir beyefendi geldi, AIDS hastalığına yakalanmış. Nasıl oldu böyle bir olay dedim. Hapishaneye düşmüş, hapishanede. Başka birindeki virüs akarlar aracılığıyla buna bulaşmış. Yani böyle durumda oluyor. Bu nedenle ev temizliği çok önemli. Mesela yastıklar, yataklar, yorganlar, yani arada bir değil, şöyle ayda bir düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Çünkü kişi yattığı zaman derideki döküntüler yastığa, yorgana geçiyor. Buradaki akarlar bu döküntü, deri döküntülerinden besleniyor. Bu hayvanların, yani mikro böcek, çok küçük böcekler diyelim, akarlar, mikroplar, dışkısı çok kurulduğu zaman bir proteindir. Etrafa bir saçar. Bunu da nefes yoluyla kişi bunu teneffüs ettiğinde rahatsız eder. Nefes yollarını rahatsız eder. Zamanla bu proteinler bünyenin yapısını, dokusunu bozar. Sürekli bir alerji ortaya çıkar. Sürekli ev tozlarına karşı alerji var. Bir, akarların sebebi olmuş olduğu. İki, bitkilerin sebebi olmuş olduğu. Polenlerin yayması nedeniyle. Mesela önümüzdeki günlerde kavak ağacı çiçek açmaya başlar. Onun çiçeği farklıdır. Kedicik şeklinde böyle sallanır. Bir kedicikte milyonlarca polen oluşur. Polenler proteinlerden oluşur. Bu nefes aldığımızda mukozayı tahrip eder. Ne yapılabilir? Neden böyle bir bazı insanlar alerjiye yakalanırken bazıları neden yakalanmıyor? Benim de polen alerjim var, o yüzden korkarak bekliyorum. Yani bunu bitkisel yollarla nasıl çözeceğiz? Bunu da açıklarsanız. İnşallah açıklayayım. Evet. Vücudumuzda bir histamin kortizon dengesi var. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mast selin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. İnsan bünyesindeki kortizon histamin dengesi bozulur. Hı hı. Neden bozuluyor? Kişi işlenmiş gıda tüketiyorsa, cips, jelibon, kek, gofret, kola vesaire. Bunlar kimyasal madde içerir. Veya antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanıyorsa, ağrı kesici vesaire vesaire. Kimyasal ilaçlar ve işlenmiş gıdalar bağırsaktaki faydalı bakteri yok eder. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Faydalı bakteriler yok olursa, faydalı bakteriler ne yapıyor? Vitamin üretiyor. Arı nasıl bal yapıyorsa, faydalı bakteriler de vitamin yapıyor. B12 gibi çok kompleks vitamin yapar. Faydalı bakteri azalırsa mantar çoğalır. Mantar ne yapar? Toksik madde üretir. Toksik maddeler ne yapıyor? Bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? İnce bağırsak yeterince enzim salgılayamaz. İnce bağırsak çok özel bir enzim salgılar.
DAO, diaminooksidaz, bu enzim azalması, bu enzimin görevi şu, histamini minimum seviyede tutmak. Bu enzim azaldı mı histamin sürekli yükselir. Histamin yükselirse ne olur? Hücre zarı sertleşir, membranı. Hücre sertleşir. Hücre içerisine giriş çıkışlarda anormallikler doğar. Beyne sinyal gider, bak burada bir şeyler oluyor, uyarı gider. Uyarı beyin hücrelere komut verir. Hücrenin giriş çıkışlarını, mekanizmasını kontrol eden bir kapakçık var. Buna hücre büyümesini emreder. Büyüdüğü zaman hücrenin çapı, hücre içerisinde giriş çıkışlar kontrol kaybolur. Vücudun histamin kortizon dengesi bozulursa, histamin yükselirse, hücre membranını kapakçıklarındaki ortaya çıkan anormallik, hücre içerisine girmemesi gereken yabancı madde hücre içerisine girerse, bağışıklık sistemi bunu büyük bir tehlike olarak algılar, aşırı reaksiyon gösterir. Alerji de zaten aşırı reaksiyon göstermek demektir, Türkçe karşılığı. Bu şuna benzer, kuş avlayacaksınız, neyle avlarsınız? Sapanla. Siz kuşu sapanla değil de obüsle veya uçak savarla avlamaya kalkarsanız ne olur? Bunun gibi. Bağışıklık sistemi de bunu çok büyük bir tehlike olarak algılar. Çok yoğun bir saldırıya, harekete geçer. Yani hücre içerisinde mikrop giriyor gibi algılar. Polenlerin hücre içerisine girmesi, polenlerin içerisindeki bu protein artıklarının ve akarların dışkısındaki polen artıklarının hücre içerisine girmesi bağışıklık sisteminin aşırı tepki göstermesine sebep olur. Bu da alerji sebep olur. Bunun sebebi histamin kortizon dengesinin bozulmasıdır. Histamin kortizon dengesini nasıl yeniden kuracağız? Bir, bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarları yok edersek bağırsaklar tekrar diaminooksidaz isimli enzim salgılamaya başlarsa histamin oranı da tekrar düşer. Şimdi Avrupalılar yeni bir ürün ürettiler. Diaminooksidazdan alerji hastalarına karşı domuzdan elde ediliyor. Domuzdan elde edilen bir enzim. Kişi her yemek yediğinde bu domuzdan elde edilen bu enzimi alırsa alerjisi olmuyor. Biz o sürekli ömür boyu bir domuzdan elde edilen hap alacaksın, Avrupalıların ürettiği, iki ömür boyu kullanacaksın. Biz ne yaptık? Mantarı yok ettik. Mantarı yok ettiğiniz zaman bağırsaklar tekrar diaminooksidaz salgılıyor. Siz dışarıdan diaminooksidaz isimli enzim almanıza gerek kalmıyor. Ne yaptık? Bu gördüğünüz aloe vera'dan elde edilen çok özel bir formül. Aloe vera birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler var ama bağırsaktaki mantarları yok eden de çok özel bir madde var. Antrakinonlar bağırsaktaki mantarı yok eder. Yok ettiğiniz zaman alerjiden kurtulursunuz.